Selamünaleyküm. Allah gecenize hayır etsin inşallah. 435. beyitte kalmışız geçen ay. Oradan devam edeceğiz inşallah. Sen hakikatte teni olmayana hile ve haset edersen o hasetten gönül kararır. Allah erlerinin ayakları altına toprak ol. Bizim gibi sen de hasedin başına toprak at. Haset büyük bir hastalıktır. Birey olarak insanların gönüllerini çürüten, çıfıt çarşısı haline getiren, bireyi oluşturan, toplumu ne yazık ki çökerten, birbirine düşüren, kendisine düşüren büyük bir manevi hastalıktır. Haset bir kimsenin üzerinde bulunan nimeti yok etmeye çalışmak, görmemek, onu aşağı indirmeye çalışmak, onun üzerinde kesintiye uğraması için çalışmaktır. Etrafımızdaki insanların kendilerince kendi dairesinde üzerinde bulunan nimetlere haset ettiğimizde o nimetin onda bulunmamasını, o iyiliğin onda bulunmamasını, o güzelliğin, o hayrın, o faziletin onda bulunmamasını isteriz. Bunu istemekle kalmayız. Onun üzerinde bunun yok olması için mücadele ederiz. İşte bu hasettir. Kıskançlık ise başka bir şeydir. Biz bazen hasedi kıskançlık olarak görürüz. Kıskançlık ise bir şeyi korumak, muhafaza etmek, onu ihya etmektir. Korumak, muhafaza etmek, ihya etmek, onu daha iyiye, daha güzele götürmek için çalışmak, gayret etmektir kıskanmak. Erkekler eşlerini kıskanırlar. Bu kıskançlık kadını daha iyiye, daha güzele, daha doğruya götürmek için olmalı. Kadınlar kocalarını kıskanmalı. Kocalarını kıskanıyorlarsa onları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele götürmek, korumak, muhafaza etmek için kıskanmalı. Kıskançlık budur. Bir kimseyi kıskanıyorsa onu korur, muhafaza eder. Onu elinin altına almak ister. Onu kanatlarının altına almak ister. Onu bu noktada daha iyiye doğru götürmek ister. Haset eden kimse ise dağıtmak, parçalamak, o nimeti o kimsenin üzerinde görmek istemez. O yüzden o nimeti o kimsenin üzerinde görmek istemezse o nimeti onun üzerinden gitmesi için mücadele eder, hileler kurar, desiseler kurar, onunla alakalı gönlünde çekememezlik oluşur. İşte bu haset aileleri bozan, toplumu bozan, etrafı bozan en önemli şeytani bir duygudur. Bu şeytani duyguyla mücadele etmek bütün müminlere farzdır. Haset etmeyelim. Hazreti Mevlana da enteresan, işte o Allah erlerini gerçekte teni olmayan, biz ten olarak görüyoruz ama teni olmayan, gerçeği bu noktada biz vücut olarak var gördüğümüz halde ama onların vücutlarını bu dünyaya ait görmeyen,
Onların varlıklarını bu dünyaya ait olarak görmeyen, onların varlıklarını mana aleminde var olarak gören Hazreti Mevlana, asıl hasedin, asıl bu noktada çekememezliğin bu velilere karşı olduğunu söyler. Ve nefisler o velilerin veliliğini çekemez. Nefisler Allah adamlarının, Allah erlerinin, Allah insanlarını çekemez. Ve derler ki o da bizim gibi insan, o da bizim gibi yiyor, o da bizim gibi içiyor, o da bizim gibi uyuyor der. Hatta müşrikler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için dediler ki Allah bir peygamber gönderecekti, madem o zaman melek gönderseydi. Bu da bizim gibi yiyip içenlerden, insanlardan deyip hasetlerinden onun peygamberliğini kabul etmediler. Ebu Cehil peygamberlik gelecek olsaydı bana gelmesi gerekirdi deyip kardeşinin oğluna gelen peygamberliği kabul etmedi. Hasedinden kabul etmedi. Şeytan Adem'e secde etmedi. Adem'e secde etmemesinin sebebi Adem'e haset etti çünkü. Cenab-ı Hak bütün ilmi, bütün isimleri ona öğreteceğim deyince Adem'in üzerindeki ilmi manayı şeytan haset etti. Ve Adem'in üzerindeki ilmi manaya secde etmedi. Adem'in üzerindeki ilmi mana Allah ilmiydi. Allah bilgisiydi. Allah'ın hususi olarak Adem'e terbiye etti, öğretti, kendisiyle alakalı bilgisiydi. Şeytan o bilginin kendisinde olmamasından dolayı Adem'e haset edip Adem'e secde etmedi. Peygamberlere iman etmeyenler de peygamberlerin üzerinde bulunan Allah ilmini kabul etmediklerinden, o ilmi kendilerinde görmediklerinden dolayı haset edip iman etmezler. Velileri kabul etmeyen Allah erlerini, Allah dostlarını kabul etmeyen, onların üzerindeki Allah'ın nimetini kendi üzerlerinde görmediklerinden dolayı kabul etmezler. İşte Hazreti Mevlana çok ince bir hastalığa, nefsin çok ince bir oyununa, şeytanın çok ince bir oyununa kendinden örnek vererekten açıklıyor. Diyor ki Allah erlerinin ayakları altına toprak ol. Bizim gibi sen de hasedin başına toprak at. Vaktaki Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine geldiğinde Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hadiste, fıkıhta, kelamda, tefsirde, matematikte, fizikte, kimyada icazet sahibi bir alim, babasının yolunda devam ettiren bir şeyh idi. Dikkat edin. Hazreti Mevlana Şemseddin-i Tebrizi'ye biat ettiğinde, onu kendisine şeyh olarak kabul ettiğinde, hadiste, fıkıhta, kelamda, dini ilimler olarak hepsinde tedrisat almış, icazetli, fizik, matematik, kimya, edebiyat, astrofizik, bugünkü dille astrofizik, yani eski dille astronomi ilimlerinde icazet sahibi, tam tekmil bir alim ve aynı zamanda da hem babasından müritlik yapmış babasına, babasından halife icazetli, hem de babasından sonra şeyh postuna oturan babasının halifesinden de şeyhlik icazeti almış, tam tekmil bir şeyh idi. O haset etmedi. O nefsine uymadı. Ben alimim,
ben şeyhlik makamında oturan bir şeyhim diyerekten Şemseddin-i Tebrizi Hazretlerine biat etmekten intikam duymadı. Ve Şemseddin-i Tebrizi ile karşılaştıklarında o güne kadar ne öğrendiyse hepsini bir hiç olarak görüp Hazreti Şems'e yeni mürit olmuş gibi mürit oldu. Ve diyor ki: ey kendisini alim zannedenler, ey kendisini şeyh zannedenler, ey kendisini derviş zannedenler, ey kendisini sufi zannedenler, ey kendisini bu küçük dünyanın küçük töpelerini kendisinin yarattığını zannedenler, ey şeytanın vesvesesine uyup da kendinde varlık görenler, ey nefsine uyup da kendisinde kendisine münhasır bir şey görenler, eğer sizden daha aşklı muhabbetli birisini görürseniz nefsinize uymayın, bizim gibi hasedin başına toprak atın ve gidin ona intisap edin. Bir Allah eri gördüğünüzde, bir Allah adamı gördüğünüzde, bir Allah insanı gördüğünüzde, birisine baktığınızda aklınıza Allah geldiyse, gönlünüze Allah geldiyse ve onun üzerinde Allah'ın nimetini, onun üzerinde Allah'ın lütfunu, ikramını, ihsanını gördüğünüz anda gidin ona intisap edin, hasedin, nefsin, şeytanın üzerine toprak atın. Eski gelenektir. Bir kimse küçük gördüğü bir kimsenin üzerine toprak atar. Hani savaşa çıkan erler savaş meydanında düşmana karşı yerden toprak alıp toprak savururlar. Düşmana karşı. Bu şu demektir: sizi küçük görüyorum, sizi hor hakir görüyorum. Benimle savaşacak bir kimse varsa gelsin savaşsın. Aynı toprak atmayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yapmıştı. Düşmanlara karşı bir avuç toprak alıp düşmanın üzerine atıverdi. Atıverince bir avuç toprak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden tecelli eden mucizeyle sanki top mermisi, sanki silah mermisi gibi karşı taraftaki düşmanı hallaç pamuğu gibi atıvermişti. Hani ayet-i kerime sonra inzal olmuştu: sen atmadın, ben attım. Sen atmadın, ben attım. Çünkü o Allah'ın eliydi. İşte böyle bir Allah'ın eli olursa sizin önünüzde, hasedin üzerine bir avuç toprak atın, gidin ona intisap edin. Çünkü o Allah dostları bu dünyaya, dünyaya hizmet etmek için gelmemişlerdir. O peygamberler, o Allah adamları, o mana erleri Ali İmran'ın 110. ayetteki "siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz" vasfıyla vasıflanmış ve insanlara hayır için gönderilmiş ötelerden bir nefestir. Peygamberler bu dünyaya ait varlıklar değillerdir. Veliler bu dünyaya ait varlıklar değillerdir. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri "dünyanızdan bana üç şey sevdirildi" der. Dünyanızdan. Çünkü onun dünyası değildir bu dünya. O yüzden dünyanızdan der. Eğer onun dünyası olmuş olsaydı bu dünya, dünyamdan derdi ve dünyadan derdi. Hayır, o dünya onun için onun dünyası değildi. O yüzden dünyanızdan demişti. O ötelerden gelen bir nefesti.
ötelerden gelen bir hayal gibiydi o. O ufukta görünen hilal gibiydi. Her göz onu göremezdi. Gözde çapak olmaması gerekirdi. Gözde çapak olursa o hilali fark edemez çünkü. O sabah tan yeri ağırırken ha göründü ha görünecek gibi hilal misaliydi o. O zaten bir hayal gibi geldi. Bir hayal gibi gitti. O bu dünyaya yolcu gibi geldi, yolcu gibi gitti. Ve dünyadan kendisine bir şey almadan gitti. Dünyadan kendisine hiçbir şey almadan gitti. Ve o miras olarak Allah'ın kitabını ve sünnete Resulullah'ını bıraktı. Arkasından saraylar, hanlar, hamamlar bırakmadı. Arkasından dolarlar, eurolar bırakmadı. Arkasından evler, bahçeler, çiftlikler bırakmadı. Arkasından fabrikalar bırakmadı. Arkasından edebiyat kitapları bırakmadı, hikayeler bırakmadı. Arkasından bütün insanlığın kurtuluşu için Kur'an ve sünnet-i seriyesini bıraktı. Ve ayet-i kerimede sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz ayetini üzerinde yaşadı. Ben sizden ücret isteyenlerden değilim. Benim ücretimi Allah verir dedi. Benim ücretimi Allah verir dedi. Ve kendi rızkını bu dünyadan olarak görmedi. Beni Rabbim besler dedi. Beni Rabbim besler. Ve kendisini hiç bu dünyadan görmedi. Ve dedi ki, beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Çünkü o bu dünyaya ait değildi. İşte onun varisleri olan veliler, Şemseddin-i Tebrizi gibi, Hazreti Mevlana gibi, Abdülkadir Geylani, Ahmed el-Rufai, Ahmed el-Bedevi gibi ve her dönem, dünyanın her döneminde 40 tane hadis-i şerifle her dem var olan o veliler bu dünyaya ait değiller. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki, gerçekte teni olmayan bir zata haset etme. O gerçekte bu dünyaya ait değil. Ya o insanların iyiliği için gönderilmiş ümmetler. Ya onlar o ayetin övdüğü met ettiği. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ayetin tefsirinde insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanındır diye, olandır diye buyurdu. O faydalı insanlardı. Bu fayda zahiri değildi. İnsanları ateşten koruyan, insanları cehennemden korumak, muhafaza etmek ve onları Allah'ın rızasına doğru koşturmak için dinin yıkılmaz direkleri gibidirler. İşte diyor ki, o hayırlı insanı gördüğünüzde, o insanları hayra davet eden o kimseleri gördüğünüzde haset etmeyin. Hasedin üzerine bir avuç toprak adın. Bu manada Cüneyd-i Bağdadi'nin meşhur bir tespiti vardır. Sufi toprak gibidir. Üzerinde iyileri de kötüleri de taşır. Bulut gibidir. Herkesi gölgelendirir. Yağmur gibidir. Herkese rahmet olur, fayda verir. Üzerine her türlü pislik atıldığı halde bu pislikleri içinde eriten, temizleyen ve içinden güzel şeyler bitiren verimli toprak gibidir. Allah cümlemizi o sufilerden eylesin. Cümlemizi o sufilerin yanında olanlardan eylesin. Cümlemizi o sufileri seven, o sufilerle beraber olan, bizleri Allah dostlarının etrafında toplanan kimselerden eylesin inşallah. Önümüzdeki ay Allah izin verirse Yahudi vezirin haset etmesinden devam edeceğiz. Hasedi bugün konuştuk bir şekilde,
Allah izin verirse 437'den önümüzdeki ay Yahudi vezirin haset etmesinden devam edeceğiz. Semada buluşmak üzere. Semada inşallah hep beraber kardeşlerle beraber Allah diyeceğiz. Bir topluluk hadisi kutsi. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer yerinde Allah bir kısım toplulukları kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Sahabe sorar: "Ya Resulallah, bunlar kimlerdir? Bizi bunları tanıtır mısın?" Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurur: "Bir kısım insanlar akraba olmadıkları halde, birbirlerini tam tanımadıkları halde, birbirleriyle menfaatleri olmadan birbirlerini severler. Toplandıklarında da Allah'ı zikrederler. İşte hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşerde Allah onları kendi gölgesinde gölgelendirir. Nurdan tahtlara oturtturur. Nurdan elbiseler giydirir. Nurdan tac ile taçlandırır. Mahşer halkı gıpta ile onlara bakar. Sorarlar: bunlar hangi peygamberlerden? Bir münadi melek cevap verir: bunlar peygamber değil. Sorar mahşer halkı: bunlar hangi şehitlerden? Bir melek cevap verir: bunlar şehit de değil. Mahşer halkı sorar: peki bunlar kim? Melek cevap verir: bunlar dünyadayken akraba olmadıkları halde, birbirleriyle menfaatleri olmadıkları halde, birbirlerini Allah için sevip toplandıklarında Allah'ı zikredenlerdir. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Kapıdan çıkarken kimse size burada bir ücret vermeyecek. Benden istemeyin, ben de vermeyeceğim. Ben öyle çok cömert bir kimse değilim. Sizden de istemeyeceğiz, bu konuda korkmayın daha. Bir ücretimiz yok, bir menfaatimiz de yok. Allah için toplandık. Allah için semada içimizden Allah diyelim. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Zikrolunanlardan olalım. Selamünaleyküm.